Bugün de her zaman olduğu gibi hem rakamları konuşacağız hem de çok enteresan haberler var. O haber akışından biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Özellikle Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın yaptığı bir açıklama ve İnder Başkanı'nın yani İnşaatçılar Derneği Başkanı'nın yaptığı bir açıklama var ki tam itiraf niteliğinde arkadaşlar. Neredeyse 2 senedir bu konularla ilgili sizleri arka arkaya uyarmaya devam ediyordum. Söylediklerimiz birebir cuk diye çıkmış yani. Onu da burada net bir şekilde göreceksiniz. O haberlerin ayrıntılarını biraz sonra sizlerle paylaşacağım ama onun öncesinde rakamlara bir göz atalım. Dolarda, altında, borsada neler yaşanıyor? Bunlara hep birlikte bir bakalım. Bundan sonra dolar nereye gidebilir? Altın nereye gidebilir? Özellikle gram altını merak eden dostlarımız var. Gram altında bir sonraki hedef nokta neresi olacak? Aynı zamanda borsada işte 110 bin, 111 bin aralığında bir rakam görüyoruz. 120, 130, 140, 160'a giden bir borsa endeksi mi var? Yoksa bir anda tepe taklak olabilir mi? Bütün bunları da sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hoş geldiniz. Öncelikle rakamlara şöyle bir göz atalım. Borsayla başlayalım. 110 bin civarında, 110 bin, 111 bin civarında gezen bir borsa endeksi var. Bana göre çok ciddi tepe noktalarda geziniyor. Bakın 120 bin hedefine kilitlendiğini kabul edelim. Yani 120 bine doğru giden bir borsa endeksi olduğunu kabul edelim. Bu sadece %8'lik bir yükseliş anlamına gelir. Neden sadece diyor? Eğer ki tepe taklak olursa borsa, hem Türkiye'deki borsa hem dünyadaki borsalar tepe taklak olursa Türkiye'deki borsa 70-80 bin aralığına kadar çakılabilir arkadaşlar. Bu da neredeyse yaptığınız hisse senetlerine göre ortalama %40 ile 50'lik bir değer kaybı anlamına gelir ve paranızın neredeyse %40 ile 50 arasında değer kaybettiği anlamına gelir. Ha bozmazsanız, beklerseniz elbette bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra tekrar o seviyeler yakalanabilir ama büyük ihtimalle arkadaşlar en az sizi iki sene bekletecektir. Ona göre küçük yatırımcılar biraz daha dikkatli hareket etsin. Herkesin sözüyle bir an da atlayıp zıplamaya başlamayın. Günlük hareketler yapmayın. Kaldıraçlı hareketlerden zaten tamamen uzak durun. Dolara bakalım. Dolar 6.85'in üzerinde. 6.85 kritik seviye demiştim sizlere biliyorsunuz. Ve görünen o ki 6.85'in üzerinde tutunacak dolar kuru. 6.85'in üzerinde kaldığı sürece ilk hedef 6.95 olacaktır. Önce 6.90-95 aralığını göreceğiz. Sonrasında 7'nin üzerine atacak kendisini. 7.20'ye normal koşullarda, 7.80'e normal koşullarda ve 8'in üzerine normal koşullarda gidecek bir dolar kurundan bahsediyoruz. Neden ısrarla altın çize çize normal koşullarda diyorum arkadaşlar, ondan da bahsedeyim biraz. Çünkü eğer ki devalüasyonist bir etki oluşursa, ki oluşma ihtimali her geçen gün biraz daha artıyor, cari açık katlanarak yükseliyor, dış ticaret açığı katlanarak yükseliyor, borçların geri ödemesiyle ilgili sıkıntı her geçen gün biraz daha artıyor, 170 milyar dolar gibi bir geri ödenecek olan kısa vadeli borç var ve bununla ilgili para bir türlü bulunamıyor. Bu koşullar içerisinde arkadaşlar devalüasyonist etki de her geçen gün artıyor. Daha da kritik bir mesele, biliyorsunuz konut sektörüyle ilgili adımlar atıldı ve bu adımlar büyük ihtimalle özellikle kamu bankalarındaki batık kredi oranlarını da arttıracak. Ne zaman arttıracak? Bir sene sonra, bir buçuk sene sonra arttıracak. Daha da kötüsü konut balonunun daha da şişmesini beraberinde getirecek. Ama sonuç itibariyle günü kurtaralım, müteahhiti kurtaralım kafası bugün de devam ediyor gördüğüm kadarıyla. İnder Başkanı, İnşaatçılar Derneği Başkanı'nın açıklaması burada çok kritik. Bir parantez açalım rakamları devam ettirmeden önce. Konut sektörü nereye gidiyor ve yine ne haltlar yiyorlar, ondan biraz bahsedelim. Ne haltlar yiyorlar diyorum çünkü açık ve net sektörün temsilcisi bunu itiraf ediyor. Açık ve net itiraf ediyor ayrıca. Diyor ki İnder Başkanı, kredi oranlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatlarını açıklayan firmalar kendi bindikleri dalı kesmeye başladı. Fiyatların mevcut enflasyon oranı kadar artacağı açıktı. Yeni başlayacak projelerde fiyatların güncel maliyetlere bağlı olacağı da biliniyordu. Ancak bitmiş projelerde sebepsiz olarak yapılan sıra dışı oranda fiyat artışı tam anlamıyla fırsatçılık ve haksızlıktır.
Bunu aylardır söylüyorum, aylardır konuşuyorum. Hatta bunun için ne küfürler yedik biliyor musunuz o müteahhit kesimden? Bu arada sadece müteahhitlere de kızmayın arkadaşlar. Sadece müteahhitler yapmıyor bunu. Şu anda ikinci el konut sahipleri de yapıyor. Düne kadar 400-500 bin liraya zor sattıkları evleri bir anda ikiye katladılar. Bazı fırsatçılar. Bazıları üzerine %20-30 koydu. Bazıları üzerine %50 koydu. Ve hala aynı ilanları görmeye devam ediyorum. Çünkü bunlar kendilerini çok akıllı, karşılarındakini ise çok gerizekalı olarak görüyorlar herhalde. Biz her türlü uyanıklığı yaparız. Karşı tarafta bunu yer ve biz elimizdeki konutu herkese istediğimiz gibi çakarız kafasındalar. Öyle büyük bir yanlış yapıyorlar ki farkında değiller. O evler ellerinde patlayacak. Bugünkü fiyatlarından değil, bugünkü fiyatların yarı fiyatına bile satamayacaklar. Fiyat artışlarına rağmen hala alım yapan birileri varsa da kusura bakmasınlar, kazık yemeyi göze alıyorlar demektir. Seslerini çıkartmasınlar. Yani yarın öbür gün aldıkları ev fiyatları yarıya düştüğü zaman, çünkü onların elinde kalacak, onların elinde patlayacak o konutlar, o fiyatları bir daha görmek için belki 3-4 sene beklemek zorunda kalacaklar ve kendi kendilerini yiyip bitirecekler ev fiyatları her geçen gün biraz daha düşerken. Nasıl bu kadar eminiz? Çünkü suni bir yükseliş arkadaşlar. Evet, suni bir yükseliş. Nazmi dur bakayım, inanılmaz bir talep oluştu falan diyor ki katılıyorum. Evet, Haziran'da çok ciddi satışlar gerçekleşmiş olabilir ama öbür taraftan bunun sürekli olacak mı? Biraz da buna bakmak gerekiyor. Çok daha ötesini söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Yarın öbür gün bu furya bittiğinde acaba o satın alanlar konutları aldıkları fiyata satabilecekler mi? Nazmi dur bakayım diyor ki bu satışlar tamamlandıktan sonra yeni projeler başlayacak. Bakın açık ve net söylüyorum sizlere arkadaşlar. Yeni projeler falan başlamayacak. Başlama ihtimali yok. Zaten ellerinde korkunç bir stok var. Bu stokları eritebildikleri kadar eritip bu işten kaçmaya çalışıyorlar. Kaçtıktan sonra niye adam tekrar dönüp de aynı cenderenin içine girsin? Niye bir daha uğraşsın? O parayı götürecek, sıcak para olarak değerlendirmeye devam edecek. Şu anda sadece stok eritme meselesi var. Stoklar eridikten sonra piyasa darmadağın olacak. Bunu da sizlere özellikle söylemek istiyorum. Ha, ister kabul edersiniz ister etmezsiniz ama tablo bu tarafa doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Ekonomi bu kadar darmadağın olmuşken, bu kadar sıkıntılar büyümüşken, konut fiyatları suni olarak %30, %40, %50 oranında artıyorsa eğer bu bir balondur ve bu balon patlamaya mahkumdur. Umarım bu balon sizin elinizde patlamaz. Ama diğer taraftan tabii ki ihtiyacınız vardır. Kendinize ait bir ev olmasını istiyorsunuzdur. Normal fiyat koşulları içerisinde. %30, %40 zam yapıldığına emin olun ve mutlaka pazarlık masasında bunu dile getirin. Siz bu yüksek fiyatlarla satamazsınız deyin. Israrla satmaya çalışıyorsa o masadan kalkın gidin arkadaşlar. Gidin ve fırsatçılık yapmayan başkalarından başka bir konutu aynı koşullarda zaten alacaksınız. Para sizde olduğu sürece, sizin kredibiliteniz olduğu sürece elbette bir ev sahibi olacaksınız. Ama buradaki kritik nokta şu. Size tepeden mi verecekler? Aynı borsada olduğu gibi bir hisse senedi için çok yüksek fiyatla mı verecekler? Yoksa uygun fiyatla size bu kredi ortamında evlerini satacaklar mı? Bunu değerlendirmek size kalmış bir şey. Ben kazık yiyeceğim kardeşim. Kimseyi de ilgilendirmez diyorsanız tabii ki benim size söyleyecek bir şeyim yok. Bu fırsatçılığın yapıldığını İnşaatçılar Derneği Başkanı söylüyor. Birebir söylüyor. Demek ki az buz bir müteahhit değil bunu yapan. Demek ki az buz bir ev sahibi değil bunu yapan. Çok ciddi miktarda ev satıcısı fiyatları çok ciddi manada yükseltti ve insanların gözünün yaşına bakmıyor. Bu fırsatçılıktır, bu karşı tarafı aptal yerine koymaktır, bu kazık atmaktır. Yine kritik bir başka haberle devam edelim. Bana göre o da çok önemli. 2 sene önceydi yanılmıyorsam. Bankalar biliyorsunuz kulüplerin borçlarını yapılandırdılar. O gün işte kulüplerimizi kurtaracağız, onlar bizim yüz akımız falan diye boy boy manşetler atıldı. O günlerde ben çıkıp çok net bir şekilde, bakın çıktığım bir televizyon kanalı vardı, orada yaptığım yorumlarda, yine YouTube'da yaptığım yorumlarda çok aleni bir şekilde şunu söylemiştim sizlere. Bu kredilerin hiçbiri geri dönmeyecek. Yazıktır, günahtır. Bu kulüplere siz bu paraları özellikle kamu bankaları üzerinden gömüyorsunuz. Yarın öbür gün bunlar batık kredi olacak ve bunun bedelini vatandaş ödeyecek. Yapmayın, etmeyin. Bir kulüp eğer ki doğru düzgün yönetilmiyorsa, kulüp başkanları kafalarına göre alıp satıyorsa, bir yıl lüks içinde yüzüyorsa, oraları iş yeri gibi kullanıyorlarsa, bu iş yerini de batırıyorlarsa
eğer siz bunlara kredi verdiğiniz an itibariyle o kredinin batacağına emin olun, onu gözden çıkarın demiştim sizlere. Çok ciddi rakamlarda kredi verilmişti kulüplere, biliyorsunuz. Geriye doğru dönün, bakın ne olduğunu zaten hatırlarsınız. Ve o dönemde biz böyle bas bas bağırdığımızda, ya sen ne diyorsun, vay vatan haini falan diye bizi yerden yere vurmuşlardı yine. Dediğimiz çıktı mı? Çıktı arkadaşlar. Bakın, Beşiktaş Spor Kulübü'nün başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp başkanı, ne söylüyor arkadaşlar? Bankalar borcu yapılandırmazsa o borcu unutmalıdırlar. Vay 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 vay. Yani diyor ki, aba altından sopa gösteriyor. Tamam kardeşim, biz bu borcu aldık kullandık. Borçlarımızı ödedik, yedik içtik, transfer yaptık. Ferrari'lere futbolcularımız binsin, en lüks konutlarda otursun diye harcamaya devam ettik. Nasıl olsa beleş para. Borcu ödeyemediğimiz için ya yapılandırsınlar, daha da ertelesinler, ya da üzerine bir bardak su içsinler diyor ya. Çok açık ve net söylüyor bakın bunu. O kadar rahat söylüyor ki, tabii ki söyler. Siz en ufak bir borç konusunda vatandaştan 8 tane kefil isterken bu batık kulüplere götürdüğünüz amuduyla paraları yıktınız. Borca ihtiyacı olan, işini çevirmeye çalışan KOBİ'ler, esnaflar resmen yalvarıp yakarırken, sıkıntıya girerken, bir yığın problemle uğraşırken onları kulak arkası ettiniz. Ama bu ballı gaymaklı müteahhitlerin kulüplerine koşa koşa para yağdırdınız. Ve şimdi de Ahmet Nur Çebi ne kadar rahat çıkıp konuşabiliyor değil mi, Beşiktaş Kulübü Başkanı? Ve diğer kulüpler de yapar, rahat olun. Yani kim aldıysa onların hepsi yapacak ve siz bunların yapılmasına müstahaksınız. Siz diyorum ama aslında biz. Çünkü onlar kamu bankalarının görev zararları olacak ve o görev zararları bütçeye yansıyacak ve o bütçe açıklarının tamamını da biz vergi olarak ödeyeceğiz arkadaşlar. Yani dönüp dolaşıp yine o krediler bize dokunuyor. Feci bir durumdan bahsediyorum arkadaşlar. 2 sene önce uyardık ya. Bu krediler daha verilmeden önce. Törenlerle verdiler o kredileri. Törenlerle. Kulüplerimizi kurtarıyoruz falan diye. O gün çıktık, dedik ki bu kredilerin hepsi batacak. Bu kredilerin hiçbiri geri ödenmeyecek. Siz bu paraları geri alamayacaksınız dedik. Ve dediğimize de gelindi gördüğünüz gibi. Vatandaşın parası göz göre göre kulüplerde paralandı arkadaşlar. Çarçur edildi arkadaşlar. Ne diyeyim yani bu saatten sonra. Biz rakamlara geri dönelim ve videomuzu da tamamlayalım. Dolar 6.85'in üzerinde kaldığı sürece önce 6.95 ilk hedef, ikinci hedef 7.20, üçüncü hedef 7.80, dördüncü hedef 8 liranın üstü. Normal koşullarda. Devalüasyonist koşullar devreye girerse arkadaşlar bir anda 14-15 lira aralığında bir dolar kuruyla karşı karşıya kalırız. Yo, hayatta olmaz, yuh falan diyenler de hemen cevap vereyim. Bakın, 2018 Ağustos ayının öncesinde dolar kuru 3,5 lira. O dönemde ben çıkmışım demişim ki 7 lirayı bile aşabilir dolar kuru. 3,5 lira olan dolar kuru 8 lirayı zorlamış o günlerde. 7.27 evet tepe noktası ama iğne etkisiyle 8 liraları görmüş. Öbür taraftan şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. 3,5 liradan 7 liraya gitmiş bir dolar kuru demek ki %100, yani 1'e 2 oranında katlanmış. Aynı oranı buraya uyguladığınızda 7 lira olan dolar kuru bir anda 14-15 liralara gidiverir. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Hem de öyle bir haftada, 2 haftada, 10 günde, 2 ayda, 5 ayda falan değil. Bir günde görürsünüz. Sabahleyin uyanırsınız, bir bakarsınız dolar 15 lira olmuş. Bunun Türkiye'de çok fazla örneği var. Geriye doğru dönüp baktığınızda, en azından yakın zamana dönüp baktığınızda Ağustos 2018'e bu hareketi görürsünüz arkadaşlar. Diğer tarafta Euro pariteye bağlı olarak bir miktar gevşeyecek ama devalüasyonist bir hareket olursa tabii ki Euro da aynı oranlarda yukarıya gidecektir. Euro'da da yine 16-17 liraları bir anda görebiliriz. Parite 1.08'i zorluyor arkadaşlar. 1.12'yi aşağıya kırması durumunda 1.08'e giden bir parite göreceğiz. Bunu da neredeyse 3-4 haftadır sizlerle paylaşıyorum. Bir kez daha paylaşmış olayım. Altının onsu 1720-1730 aralığında, yakın zaman içerisinde 1760 bir kez daha zorlanacak. Kırıldığı an itibarıyla 2000 dolarlara giden bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Yine bakın sizlerle kritik bir haber paylaşayım. Deutsche Bank 2021 sonu için altının ons tahminini 2000 dolar olarak yükseltmiş durumda. Benim uzun zamandır sizlerle paylaştığım konulardan birisi. Ve Brent petrolde kritik bir seviyede, 40 dolarda şu anda. Ama arkadaşlar
Özellikle bu pandeminin ikinci dalgasıyla ilgili durum iyiden iyiye netleşirse ve kritik durum iyiden iyiye gündeme gelmeye devam ederse Brent petrolü biz büyük ihtimalle 30 doların altında göreceğiz ve hatta bir kez daha o 10 dolarlı seviyelere gidebilir. Evet, bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı ulaşabilelim. Aynı zamanda katıl butonuna basarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Beni Instagram'dan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.